cahil, aptal değil. Bu nereye baktığını biliyor. İktidar bunlara el koyduğu anda o gazetenin değeri sıfıra iniyor. O televizyonun değeri sıfıra iniyor. Okunma oranları düşüyor. İzlenme oranları düşüyor. En yanlış şey. Bir iktidarın yapabileceği en yanlış şey, bağımsız ve tarafsız gözükerek kendisine en kritik anlarda destek veren patronların elinden zorla bunu almak. Bilmiyorlar. Yani kusura bakmasın evet. Hiç kimse, akıl veriyor gibi olmayayım ama tek adam yönetimini de bilmiyorlar. Dolayısıyla biz alırsak, şimdi oraya geleceğim, biz alırsak onları hakikaten Hürriyet, Milliyet grubunu okunur, izlenir, televizyonunu izlenir, evet, gazeteleri de okunur hale getirir, 900 milyon doları da öderiz. Buyurun şöyle efendim. Tabii 900 milyon dolar, ya biz de kredi istiyoruz. En az Demirörenlere verildiği kadar kredi istiyoruz. Üstünde borçlanırız diye tahmin ediyoruz. Böyle bir paramızın olmadığını tabii ki herkes biliyor. Çünkü Demirörenlere böyle verildi. Biraz önce hoca özetledi, anlattı daha doğrusu. Ben kısaca geçeyim. AKP'nin iktidar stratejisi medyanın ele geçirilmesine dayanır. Önce Star grubunu yok ettiler. Sonra Sabah grubunu ele geçirdiler. Sonra hiç onu küçümsemeyin, Çukurova grubunu. Doğru. Mehmet Yakup Yılmaz, evet. Ciddi bir medya grubudur. 2 televizyon, gazeteler, radyolar vardır o grupta. Onu yok ettiler, el koydular. En sonunda Aydın Doğan kalmıştı. Ben Aydın Doğan'ın kendisine de anlattım bunu. Biz 1-2 saate yakın bir özel görüşme yaptık. Yanımda arkadaşlarım da vardı. Orada da kendisine söyledik. Yani bundan kaçış mümkün değil. Mücadele etmek gerekir diye. Kısacası Aydın Doğan'ın buna direnme çabası olmadı değil. Oldu fakat direnmediler. Şimdi Mehmet Yakup Yılmaz diyor ki burjuvazi, Türk burjuvazisi Aydın Doğan'ı yalnız bıraktı. Ben o kanada değilim. O burjuvazinin en önemli, Türk burjuvazisinin, İstanbul burjuvazisinin o dönemdeki en önemli parçasıdır. Medya patronluğu Aydın Doğan'ı zengin sıralamasında Türkiye'nin 5.liğine kadar çıkardı. Bu çok ciddi bir imkandır. Siz Sirkeci'den bir otomobil bayiyken Türkiye'de bu kadar büyük bir zenginliğe milliyetin, hürriyetin sahibi olduğunuz için ulaştınız. Çok açık. Nedeni bu. Hürriyet grubuna zorla el konulduğu söylenebilir çünkü en az 1,5 milyar değerinde olan o grup, ki Sabah grubuna 1,50 milyar aldılar Sabah grubunu. Hürriyet en az 1,5 milyar dolar edecekken 850 milyon dolara o gruba el konuldu. Ama ikisini de sıfırladılar. Evet, Demirörenlere verildi açık. Kuşkusuz böyle. Sıfırladılar. Dolayısıyla, değerleri sıfıra indi ikisini. Dolayısıyla Türkiye'de Tele1 kurulana, işte KRT kurulana kadar, Halk TV'de zaten o dönemde ne diyelim böyle rolantide aktif olmayan bir televizyon kanalıydı. Hemen hemen özellikle televizyon ortamının %100'ünü ele geçirmişlerdi. Tele1 gibi televizyonların önemi buradadır. O medyanın %100 onların elindeyken şu anda %95'i ellerinde denilebilir. Ama bizler onların tamamından daha fazla etkiliyiz. Toplum üzerinde etkiliyiz. İnsanların güvendiği, güvenli izlediği, doğru haber ve bilgiye ulaştığı kanallardan biriyiz. Bunu özetledikten sonra hemen bir şeye geleceğim. Gündemin önemli bir maddesi. Emin Şen'den söz ettik ya, AKP iktidarının, bir panik var AKP iktidarında şu anda. Troll ordusu, dezenformasyon ordusu. Dezenformasyon yasasını çıkarttılar utanmadan. Hangi dezenformasyon yasasını çıkartıyorsunuz siz ya? İnsanlar hakkında iftira, karalama, itibarsızlaştırma için hareket eden, bunun için devletten maaş alan, illegal bir biçimde fonlanan böyle bir grup besliyorsunuz. Bu grubun başındaki kişi de bakanlık müşaviri ya da danışmanı oluyor. Ondan sonra siz dezenformasyon yasası çıkartıyorsunuz, öyle mi? Çürümüş bir iktidarla karşı karşıyayız. Hani Shakespeare'in Hamlet'te söylediği gibi Danimarka Kralında çürüyen bir şeyler var der. Kokuşan bir şeyler var der. Türkiye Cumhuriyeti'nde çürüyen bir şey var. İçten içe toplumu çökerten, toplumun değerlerini dejenere eden, toplumsal bir ve tarihsel bir deformasyona yol açan, ahlaki değerleri, ortak değerleri, ahlakı, geleneği çökerten bir yapı var. Bu anlama gelir. Adam ne diyor? Satılmış lafını çoğaltarak şey yapın, spamlayın. Şimdi bana saldırmışlar, şimdi profiline saldıralım. Utanmıyorsunuz değil mi? Yani o kadar zavallısınız ki, o kadar basit ve cahilsiniz ki. Şimdi hesabını verin. 2023'te Anıtkabir'i yakacak adamın İçişleri Bakanlığı'nda müşavir ya da danışman olarak ne işi var? Bu adama Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, yani Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesaplarını nasıl teslim ettiniz? Cevap verin ya. Buna yanıt verin. Buradan o alkışlayan paşalara geleceğim. Şimdi Hulusi Akar, Hulusi Bey, Hulusi Paşa bir açıklama yaptı. Açıklamada diyor ki Hulusi Paşa, Kılıçdaroğlu bu paşaları eleştirerek haksızlık yapmış. Tam tersine. Bu bir saldırıymış. Bugün bir açıklaması var. Biz Tele1 ana haber bülteninde de verdik. Çünkü Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı'nın bu konudaki açıklaması önemli. Ben çok duygulandım hocam. Sizi bilmiyorum. Şimdi bu habere haberin ilgili bölümüne bakacağım. Ya üzülmüş Hulusi Paşa Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine. Ben Hulusi Akar'a soruyorum. Bir siyasi partinin genel başkanının başka bir siyasi partiyi eleştirdiği resmi bir teslim töreninde obüs, fırtına obüslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği bir tören. Bu tören resmi bir tören. Resmi davet, resmi kurgu, resmi protokol uygulanır orada. Orada bir siyasi partinin, Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisinin, muhtemelen iktidara gelecek bir siyasi partisinin genel başkanına yönelik hakaret, aşağılama içeren bir konuşma yapılıyor ve bunu komuta kademesi alkışlıyor. Bunun doğru olduğunu savunuyor musunuz siz? Savunuyor. Savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun eleştirisini haksız ve komuta Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir saldırı gibi yorumladığına göre bunu savunuyor. Bunu hiç unutmayın. Bakın bunu tarihe not olarak düşüyoruz. Hiç unutmayın. Bunlar sizin karşınıza hukuksal davalar olarak gelecekler. Hiç buradan, hiç kaçış yok. Tarih orada olmadı diyelim. Tarih bu tutumunuz nedeniyle sizin hakkınızdaki yargısını verecek. Affedersiniz, hamburger yemiş. Ben hep söylüyorum. O obüslerin adı var ya, fırtına obüsleri değil artık. Halk arasında hamburger obüsleri diye anılmaya başladı. Hamburger obüsleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dün de söyledim. Sadece AKP'lilerin çocukları mı var? Onlar genellikle şey yapıyorlar, halkın çocukları orada. Onların birçoğu bedelli askerlik falan yapıyorlar ya da çürük rapor alıyorlar, biliyoruz. Hiçbir CHP'li yok. Muhalefet Partisi'nin taraftarlarının, seçmenlerinin, onlara gönül vermiş insanların çocukları bu orduda askerlik yapmıyor mu? Siz nasıl bir siyasi partinin muhafız alayı gibi davranırsınız? Siz AKP'nin ve AKP Genel Başkanı'nın bekçisi misiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri milletin ordusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsına bağlıdır. Yani çünkü milleti temsil ettiği için. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devletin ve milletin birliğini temsil ettiği için tarafsız cumhurbaşkanıdır. O konuşma tarafsız mı? Affedersiniz, restoran. Ya yemek nerede yenir? Restoran dışında başka bir yerde mi yenir? Herhalde şimdi, başka bir şey söyleyecekti, söylemedi. Söyleyemedi, affedersiniz dedi, toparladı. Şimdi bakın bugün, yani hocam madem Yılmaz Özdil'den söz açtı, ben enteresan, günün en iyi yazılarından biri Necati Doğru'nun. Ha, evet. Yaşa yaşa, çok yaşa, her alkışa bir paşa. Necati çok iyi bir gazetecidir. Evet. Ben tanıştım. Bu çok önemli. Çalıştım. Diyor ki, şimdi burada Necati Doğru sabahtan Murat Tayland üzerinde durdu. Ben bir daha duracağım. Şimdi çok somut bir şey söylüyor. Diyor ki, bir Osmanlı saray kültüründen söz etmiş. Yani şair Nedim kadife keselerde altın alırken şair Nefi de boğdurularak saray burnundan denize atılmıştı. Çünkü eleştiriliyordu. Şeyi eleştiriyordu. Sarayı eleştirdiği için. Biz sarayın şairleri vardı. Bir de sarayı eleştiren entelektüel namusa sahip. Nedim ve Nefi. Evet, Nedim ve Nefi iki çarpıcı örnektir. Şairleri vardı. Bunların ikisi de divan edebiyatı şairleridir. Oradan işte iktidar yanlısı yazıcılara, yandaş medyaya bir gönderme yapmışım ama asıl önemli olan şu. Diyor ki savunma sanayinin pırlanta devlet şirketleri Aselsan, Roketsan ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, Rotem, Tank Palet ve diğerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu çok parlak kurumlar diyor. Bunların ürettikleri fırtına obüsü, muharip uçak, helikopter, Yeni nesil tank ve denizaltılar. Bu başarılar diyor halk alkışlar. Ayrıca şairine, yazarına, övücüye, alkışçıya ihtiyaç yok diyor. Yani şair nedimlere ihtiyaç yok. Bunları halk alkışlar diyor. Sizin medyanın, yandaş medyanın alkışlamasının önemi yok. Ancak iktidar partisi lideri yeni nesil fırtına obüslerinin teslim törenini kendisine propaganda malzemesi yapıp muhalefet partisi liderini karalayıp hakaret eden bir konuşma yaptığı zaman paşalar, kurmay askerler alkışladılar diyor. O askerler bilmiyor mu? Biliyorlar. Kurmaylık eğitim almışlar onların tümü. O konuşmanın ne olduğunu biliyorlar. O halde bu bir taraftarlık deklarasyonudur. Dolayısıyla görev tanımlarına aykırıdır. Ya emekliliklerini istemeliler ya da istifa etmelidirler. Kesinlikle. Okumuş insanlar diyor. Ama bir örnek veriyor. Diyor ki milletin ordusu bir partinin ordusu haline mi geldi diye halkta haklı kuşkulara yol açar. Tam da öyle. Ve hemen hatırlanır diyor. Milli tank yapılacaktı. Bakın bu hikaye çok çarpıcı. Bunu hemen size vereceğim hocam. Milli tank yapılacaktı, ne oldu? Tankın teknik veri paketi ve geliştirilmiş prototipini yapan ilk özel şirketten alındı. AKP gelince. İlk özel şirketin adını açıklamayalım peki. Ona çünkü bu milli gemi projesi de onların elinden alındı. Alındı. İktidar yanlısı bir başka özel şirkete ve iş adamına verildi. O iş adamı da AKP'nin kurucularından biriydi diyor. Tank yapacak şirketi bile yoktu. Yeterli parası da yoktu. Tıpkı Demirören gibi. Ona bu Ethem Sancak, önce devletin elindeki BMC fabrikası verildi. Bir kişi. Bu fabrikayı alabilmesi için de devlet bankalarından kredi pompalandı. Yine burada da pompalanmış hocam. Biz tank işine mi girsek? Ne diyorsunuz, milli tank yaparız yok, biz şey biliyoruz ama. Evet. Onu bildiğimiz iş değil peki. Evet, burada kalalım. Yeterli devlet bankalarından para pompalandı. Yetmedi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde büyük bir devlet arazisi bedava verildi. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve %100 oranında kurumlar vergisi muafiyeti uygulandı. Bedava her şey verilmiş. Bunlar da yetmedi. Devlet şirketi tank palet fabrikası işletme ortaklığı da ona verildi. Biliyorsunuz önce Ethem Sancak'a verildi. Ayrıca tank başına yüksek kar da garanti edilmiş. Ya yaparsan yüksek karla alacağız denmiş. O tankı yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri de onun alıcısı olacaktı. Bunlar dahi yetmedi. Devlet imkanları kullanılarak Katar'dan dolar zengini ortak bulundu. Katar ordusu da projeye ortak edildi. Milli tank yapılacaktı, yine yapılamadı. 5 yıl geçti. Bu Altay tankları. Motoru tedarik edemediler. Transmisyonu beceremediler. Milli tankı yapamadılar. Türkiye'nin zamanı çalındı. 5 yıl önce 2018 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı 2018 sonu olmadı en geç 2020 başında Altay tankları yerli üretim olarak devreye girecek dendi. Türkiye fena aldatıldı diyor. Ben merak ediyorum. Bu paşaların buna bir itirazı var mı? Bir itirazınız var mı? Tusaş'ı çökerttiler. Bayraklar işte SİHA'lar, İHA'ları yapıyorlar, öyle mi? Tusaş neredeyse %100'ünü yerli yapıyordu. Anka İHA'ları, SİHA'ları ve dünyada ilk 10'a girmişti. Aselsan'ın, Roketsan'ın. Ya bütün bunların bakın yürüyen bir şey hocam. Bu yerli Altay tanklarının yapımına karar verilen yıl 1992. Evet. Tabii. Her şey yapılmış. Hazırlanmış, verilmiş, ihale edilmiş ve süreç başlamış. İktidara geliyorlar, 10 yıl sonra durduruyorlar onu. Bir yandaş iş adamına veriyorlar. Ve taşeron şirketler. Hepsi böyle. Bakın Avrasya alt geçti. Ecevit hükümeti kredisini bulmuş. Ya resmi gazetede yayınlanmış. İhale yapılmış, tamamlanmış, süreç başlamış, inşaat başlamış, geldiler durdurdular. İşte hepsi, medyada hepsi. Böyle, yargıda böyle, el koyuyorlar ama beceremiyorlar. Metro da böyle. Nurettin Sözen döneminde başladı, tabii, uzattılar öyle. Ve bugün çoğaldı. Hepsi öyle. Sizin bu Altay tankları yapımına bir itirazınız var mı, yok mu? Evet. Var mı, yok mu? Tank palet fabrikasının Katarlılara verilmesine bir itirazınız var mı, yok mu? Siz AKP Genel Başkanı'nı alkışlayacağınıza Türkiye'nin milli savaş sanayini çökerten bu iktidara karşı bir tutum içinde olmanız lazım. Yasalar içinde, hukuk içinde. Evet. Ben hala ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu alkışla paşa alkışla demiş arkadaşlar. alkışlayacaksanız siz milli tank projesinin başarıya ulaşması halinde, bakın obüsleri daha, fırtına obüsleri denilen obüsleri daha yeni teslim ettikleri belirtiliyor. Bunlar eğer AKP olmasaydı hocam, bu Roketsan'ın, Aselsan'ın, Havelsan'ın ürettikleriyle Türkiye askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığını %80 oranında ortadan kaldırıyordu. Evet. Hiçbirini yapamadılar. Uçağı da yapamadılar, tankı da yapamadılar. Tam tersine tank palet fabrikasında Katarlılara verdiler. Buyurun. Evet. Necati Doğru'yu buradan selamlıyorum. Ben hem Hürriyet'te hem Cumhuriyet'te onunla birlikte çalıştım.